Herkese iyi akşamlar. Bu güzel akşamda, serin akşamda burada olup Revoşan'ı dinlemeye gelen tüm dostlara, tüm meslektaşlarıma selamlar. Ben Doktor Mustafa Kemal Yiğit. Çoğunuzla tanışıyoruz zaten. Tanışmadıklarımızla da dilerim bir gün tanışırız. Bugün size bizim göz bebeğimiz olan bir üründen bahsetmek üzere bu toplantıyı yapıyoruz. Ürünümüzü artık tanımayan kalmadı. Çünkü gerçekten çok hem etki gücüyle hem sonuçlarıyla hem de yani yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla bir anda adından sıkça söz ettiren bir ürün haline geldi. RevoShine'ın önce kısaca bir videolarını oynatmak istiyorum. İşletim kutusunun şişesini henüz görmemiş olanlarınız varsa hani bir aşinalık olsun diye bu videoları da sunuma ekledim. Evet, biz bu ürünü gerçekten sıfırdan var ettiğimiz, düşüne düşüne üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığımız, bir takım saha araştırmaları yapıp çeşitli tecrübelerimize dayanarak çeşitli ürün eksikliklerini değerlendirip bunları gözden geçirip nasıl bir ürüne ihtiyaç duyulduğunu ve hangi alanlarda gerçekten kabul görecek ve insanların bazı sorularını, hekimlerin bazı sorularını çözecek bir ürün yaratabiliriz şeklinde düşünürken o noktada Gökhan Bey ile birlikte yaptığımız beyin fırtınaları neticesinde sıfırdan yeni bir hikaye yazdık. Nasıl oldu bu? Yani var olan işte dünyanın falanca yerinden bir ürün getirelim ve bunu kullanalım gibi değil. Affedersiniz. Tekrar devam ediyoruz. Ben de göründüğü gibi görünmüyormuş ekran. Ve bu beyin fırtınaları neticesinde olayı çok farklı bir noktaya taşıyacak bazı fikir alışverişlerinde bulunduk. Bunları tabii hani ne gibi bir eksiklik var, bir sürü ürün var. Yani hani herkes bir dönem çok moda oldu. Yepyeni bir ürün işte oradan bunu buldum getirdim, şuradan şunu getirdim. Ama böyle nihayetinde hep böyle biz hekimler olarak da alınıp böyle bin bir övgüyle anlatılan ürünü kullandığımızda pek çok hayal kırıklığı, aslında söylenen etkilerin oluşmaması ya da yetersiz oluşundan hepimiz muzdariptik. Ben de bunun zaten hani bunun mağdurlarından biri olarak gerçekten ihtiyaç duyduğum ve insanların isteklerine cevap verecek bir ürün yaratma projesi bana çok tatlı geldi. Ve bu yüzden hani Gökhan'la beraber çeşitli süreçlerden geçerek böyle birden fazla konuda bize yarar sağlayacak bir ürünü bir araya getirip yeni bir hikaye yaratabilir miyiz diye başladığımız bir süreçti.
Yani özellikle burada gördüğüm eksiklikler, hani hiperpigmentasyon ürünlerinde ciddi bir yetersizlik oluşu. Genellikle şöyle oluyor çünkü işte atıyorum herhangi bir etken madde hiperpigmentasyon tek bir mekanizması olmayışından ve bu mekanizmayı etkileyen pek çok farklı basamak olmasından dolayı herhangi bir etken maddenin ya da yetersiz çeşitlilikte etken maddenin bulunduğu ürünlerin hiperpigmentasyon tedavisinde, leke tedavisinde yetersiz kaldığını gördük. İkinci maddede hani göz çevresi mezoterapi ürünlerindeki eksiklikler. Bu da yine aynı şekilde göz mezoterapisinde özellikle gözaltı morlukları, koyulukları yine yetersiz çeşitlilik sebebiyle sonuçsuz kalınan bölgelerden bir tanesiydi. Ve iyi olan, hani kullanılabilirliği olan çeşitli ürünlerin de pahalı olsundan dolayı beni yine reji arıyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet hocam. Alo. Yanlışlıkla aradı. Ve fiyat performans ürünü, yani kullanılabilir nitelikteki birkaç ürünün de aslında fiyatın çok yüksek olması ve bir kısmında kaliteli ürün olmayışı, ne tür bir teknolojide, ne gibi şartlar altında üretildiğinin çok iyi bilinmeyen, hani biz bir ürün getirdik böyle diye firmacı arkadaşlarımızın bize hani art niyetsiz bir şekilde bile olsa sunduğu ve evveliyatın arka planını bilmediğimiz çeşitli ürünler vardı. Biz hani bunu böyle birden fazla etkisi olsun ve tek bir alanda sıkışmasın diye planlarken bu dört ana kuralı takip ederek leke ve hiperpigmentasyon, anti-aging ve kolajen sentezinin uyarılması, nemlendirme etkisi ki tüm mezoterapilerde bulunan hyaluronik asit ve çeşitli trehaloz gibi yardımcı maddelerle desteklenir ve ışıltı ve canlılık dört etkiyi birden verecek bir karışım oluşturma peşindeydik. Ve sonra bunun tabii kaliteli olması, özellikle Avrupa'nın yüksek standartlarında yüksek kaliteli bir ürün olması bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten hani dünyanın farklı yerlerinde ürün, yani herhangi bir tesisin geçtiği onay süreçleri, işte o ülkenin iş ahlakı bile açıkçası elde edilecek sonucu ve ürünü etkileyecek. Ardından tabii etken maddelerin birbiriyle uyumlu olması açısından da yine mümkün olan en çeşitli ama en dar formülasyonu elde etmek üzere hani nokta atışı olacak şekilde içerikleri oluşturduk. Bunu karşı taraftaki kimyager şeylerle, üretici arkadaşlarla da oturup değerlendirdik. Ve ardından bunun hani son ürün tamamlandığında kayıtları yapıldı ve biz de artık ürünü kullanıp deneyimlemeye başladık. Ve hani benim çok sevdiğim bir dizi zaten gibi, çoğunuz izliyordur umarım. Biz hani leke hastası geldiği zaman gerçekten şey yapardık. Bizim için çok zor geçerdi süreç. Şimdi bunu sesli oynatmaya çalışacağım. Umarım sesi duyulur. İnsanı seçenek. Pardon. Hemen şöyle biraz sesini açalım. İnsanı seçeneksiz bırakıyorlar. Vallahi bak, insanı ben seçeneksiz hissediyorum şu anda kendim. Gerçekten bir leke hastası kapıdan içeri geldiğinde hani ya ne yapsak da bir şey yapmadan göndersek. Çünkü hani özellikle medikal estetiğin en zorlandığı alanlardan biri olduğu için burada güçlü bir şeye ihtiyaç vardı ve bu ihtiyaç gerçekten hani tabii ki tek bir ürünle de bitecek bir ihtiyaç değil. Kombinasyonlarda yer alacak güçlü bir ürün gerektiriyordu ki biz bu seçeneksizliği ortadan kaldıralım. Özellikle gözaltı diye başladığımız ve yine aynı mekanizmalardan kaynaklandığı için lekede de etkin olan anti-aging etkisi güçlü bir nemlendirici gençlik aşısı üretelim diye
kararlaştırdık. Ve işte tam dediğim gibi cildinime doyuran, ışıltı veren, lekeye karşılığı etkili etken maddeleri ve kolajenin yapısına katılan amino asitleri bulunduran anti-aging etkili yeni nesil bir gençlik aşısıdır. Ve Revoşay'ın etken maddelerini burada gördüğümüzde özellikle hyaluronik asit zaten mezoterapide olmazsa olmazı. Çünkü kolajen sentezini sağlayan ve cildi nemlendiren bir şey olduğu için, içerik olduğu için. Evet hocam, bir sıkıntı mı var acaba? Evet, tanımımızı yaptık zaten ve etken maddelere geçtik. Etken maddelerde de gördüğümüz gibi hyaluronik asit zaten en başta. Özellikle burada dikkatinizi çekmek isteyeceğim şey şu. İşte X ürün çıktı. İşte dediler ki bizim ürün süksinik asit içeriyor. Mükemmel bir ürün. Tamam, süksinik asit iyi, güzel, hoş, gerçekten. Hani etkili bir etken madde. Leke mekanizmasında etkili. Ama tek başına gerçekten yeterli kalmadı. Neden? Çünkü lekenin tek bir mekanizması yok. Az sonraki slaytımda ben göstereceğim. Revoşay'ın etki ettiği melanogenez şeylerini, basamaklarını işaretledim. Ve daha işaretlediklerimin haricinde de ya çeşitli amino asitler yine ya da diğer bazı peptitler, o grafiğin dışında kalan çeşitli içerikler de var. Yine aynı şekilde askorbik asit. Yani bunlar özellikle lekede ve anti-aging'de çok önemli. Serbest radikalleri şey yapan niasinamid, tranexamik asit. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. 3 adet yeni nesil peptit, trehaloz, amino asitlerimiz prolin, lösin, serin, alanin, valin, arginin, glutatyon, arbutin ve B1 ve B6 vitaminleri bugün Revoşay'ın aktif etken maddelerini oluşturmakta. Şimdi leke ve pigmentasyonda bakın, bu sadece melanozomların aktifleşme yani prosesini gösteren, hiperpigmentasyonun mekanizmasını gösteren bir şey, grafik. Burada Revoşay'ın etken maddelerinin kullanıldığı basamakları burada işaretledim ben. 6 farklı basamağı burada etki ediyor ve 6'dan fazla etken maddeyle. Neden? Mesela şurada gördüğümüz glutatyonun yanında ek olarak C vitamini de aynı basamağa etki ediyor, örneğin antioksidan özelliğinden dolayı. Yine antiinflamatuar çeşitli etkilerinden dolayı bir takım antiinflamatuar amino asitler, aynı zamanda işte diğer şeylerde gördüğümüz gibi hem niasinamidi hem tranexamik asiti taklit eden bir biyomimetik peptit içeriyor örneğin. Yani birden fazla basamağa birden etki ettiğinde gerçekten etkinin hani o çoklu mekanizmayla oluşan, çoklu bir problem olan, bizi artık canımızdan bezdiren leke ve hiperpigmentasyonla en azından mücadelede elimizi güçlendirecek bir ajan olsun istedik. Yani etken maddelerimiz kabaca böyle. Şimdi bunları sırasıyla çok kısa kısa geçeceğim. Hyaluronik asit zaten bizim artık olmazsa olmazımız dedik. Kırışıklık tedavisinde yaşlanma karşıtı etkisiyle kullanılan kolajen ve elastin üretimini uyardığı gösterilmiş. Cilt neminin artırılması, cilt sıkılığı ve elastisitesini sağlar, yara iyileşmesini sağlar ve antiinflamatuar etkilidir. Sunumumda geçen bütün bilgiler literatürce desteklenmiştir. Yalnız sadece hepsinin tek tek kaynağını eklemek
mümkün olmadı. Bunun için hepinizin affına sığınıyorum. Ama tamamı teyit edilmiş bilgilerdir. Süksinik asit, tirozinaz enziminin aktif bölgesindeki bakır iyonlarını yakalar. Yani bu da tirozinaz enziminin aktifliği azaldıkça tabii melanin sentezi azalıyor. Çünkü ikisi arasında bir paralellik var. Ve aynı zamanda antioksidan bir etkisi olduğu için melanin üretimine sebep olan oksijen radikallerini inhibe eder. Askorbik asit yine bildiğimiz kuvvetli bir antioksidan olan C vitaminini, bu da aynı şekilde bakırla etkileşime girerek tirozinaz enziminin etkisini inhibe eden bir diğer etken madde. Niasinamid bildiğimiz üzere B vitamininin bir türevi. Geçici olarak melanozomun melanositlerden keratinositleri transferini önleyen bir etken madde. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı, cilt sıkılaştırıcı, aknelere karşı iyileştirici ve önleyici etkisi vardır. Ayrıca epidermal turnover'ı artırarak epidermal melaninin eliminasyonunu sağlar. Yani epidermal turnover'ı artırması demek derinin biraz daha hızlı bir şekilde dönüşmesi anlamına geliyor. Ve özellikle hani bir hiperpigmentasyon tedavisinin şayet hani tek bir etken madde kullanacak olsaydım kesinlikle bu tranexamik asit olurdu. Tranexamik asit bir hiperpigmentasyonun en kritik şeyidir. Tedavi edici etken maddesidir. Özellikle bu tek başına zaten hani plazminojenin plazmine dönüşünü inhibe eder. Aynı zamanda plazminojenin keratinositlere bağlanmasını engeller. Gördüğümüz gibi burada tam 6 farklı basamakta yine plazminojenden plazmin üretimine bağlı melanosit aktivasyonunu 6 farklı şekilde engellediği için bugün leke konusunda gerçekten en güçlü seçeneklerimizden biridir ve tabii ki bu yüzden Revoşay'ın o güzel etken madde içeriğinde yerini aldı. Pentapeptid 18 bir anti-aging peptididir. Yani bu ince kırışıklıkların tedavisinde ve yaşlanma karşıtı kırışıklık tedavisinde kullanılan bir biyometrik peptittir. Asetildekapeptit, kolajen, fibronektin ve lamininin hücresi matrix proteinlerinin ekspresyon seviyelerini artırır. Yine bir anti-aging etkili, elastikiyet ve sıkılık artıran, cilt hücresi çoğalması ve yenilenmesini sağlayan bir peptidimiz. Cildin daha elastik hale gelmesini sağladığı için formülasyonumuzda yer almıştır. Oligopeptit 34, az önce bahsettiğim o birden fazla şeydeki melanositlerdeki melanin sentezini ve tirozinaz aktivitesini azaltan ve aynı zamanda keratinosit hücrelerine transferini azaltan etken maddemiz oligopeptit 34. Yani bu 3 biyometrik peptidimizden ikisi anti-aging etkili, biri de leke karşıtı bir etken madde. Ve trehaloz hani bir zamanların meşhur etken maddelerinden, yine aslında cildi nemlendirmek için ve UV hasardan korumak için kullanılan, hücresel membranları koruyan bir antioksidan madde olduğu için yine formülasyonumuzda yer aldı. Bundan sonra çeşitli amino asitler var. Bunlardan hani kısa kısa şey yaparsak, prolin, yani amino asitlerin büyük bir çoğunluğu zaten hani çeşitli kolajen ve elastin, burada elastik yazmış, otomatik düzeltmiş beni. Cildin kolajen ve elastin üretimini uyaran ve ince çizgi ve kırışıklıkların giderilmesini sağlayan ana amino asitlerden biri prolin. Prolin aynı zamanda biliyorsunuz kolajenin temel amino asitlerinden bir tanesidir. Lösin yaşlanan cilt dokusunu uyarır ve yeniler.
Cildi pürüzsüzleştirir ve sıkılaştırır ve yara iyileşmesine yardımcı bir amino asittir. Yine bu yüzden hani şeyde de sporcuların da sıklıkla kullandığı bir şey. Çünkü hasar gören dokunun yeniden iyileşmesini uyardığı için özellikle sporculara supplement olarak yine onlar da kullanıyorlar. Keratinositlerin farklılaşmasını sağlar ve epidermal bariyerin formasyonunda görevli olan serin. Alanin tabi hani en çok kullanılan, vücutta en proteinin içinde en çok bulunan amino asittir. Nem dengesinin korunmasını sağlamakta önemli bir rolü olduğu için formülasyonumuzda bulunuyor. Ve valin yine tip 1 ve tip 3 kolajen sentezinde kullanılıyor. Ve nem dengesinin korunmasında yine rol oynuyor. Arginin kolajen sentezine uyaran bir diğer etken maddemiz hücre rejenerasyonunu ve yenilenmesini sağlar, yara iyileşmesini sağlar, deride mikro dolaşımı artırır ve anti-inflamatuar etkisi ile bizim formülümüzde yine mevcut. Ve glutatyon özellikle yine leke ve renk koyuluğunda cilt tonunu açmakta, parlatmakta kullandığımız benim tekil halini de kullandığım zaman zaman geçmişte hani tekil mezoterapilerle çalıştığımız dönemde de özellikle yine leke ve gözaltı renk koyuluklarında hani vazgeçilmez ürünlerinden biri olarak kullandığım bir üründü. Antioksidan etkisi sebebiyle melanogenezi baskılıyor ve antiinflamatuar etkisiyle yine UV hasarını engelliyor ve immün fonksiyonları artırdığı için deri geçirgenliğini ve cilt bariyerini destekliyor ve deriyi parlatıyor glutatyon. Ve son 3 etken maddemiz bunlardan bir tanesi Arbutin. Arbutin tirozinaz aktivitesini azaltarak melanozom oluşumunu engeller ve skar dokularının görünümünü iyileştirir. Yine lekenin vazgeçilmez etken maddelerinden biri ve formülasyonunun biz tabi durmuyoruz, güncellemeye devam ediyoruz. Zaman zaman hani acaba kolajen sentezini ve diğer etkilerini güçlendirecek çeşitli çalışmalar yapabilir miyiz diye yaptığımız şeyler sonucunda formülasyona sabit bir şey yerine zaman içinde ek güncellemeler getirebiliyoruz. Bunlardan iki tanesi de vitamin B1 ve B6. Bunlar tabii B1 vitamini kolajen sentezi için önemli bir vitamindir. Burada amino asit yazmışım. Kusura bakmayın. İnce kırışıklıkları açar. Akneye yatkın, iritasyonlu ciltlerde ve kızarık ciltlerde tedavi edici, dengeleyici bir vitamindir. Ve son olarak son etken maddemiz akneye yatkın, iritasyonlu ciltlerde ve kızarık ciltlerde dengeleyici olan yine B6 vitamini, B1 gibi benzer etki yapar. Aynı zamanda doku iyileşmesini sağlar ve nemlendirir. Nemlendirici etkisi de mevcut. Bu az önce sanırım reji oynattı bu videoyu, o yüzden ben geçiyorum. Yani Revoşan hangi durumlarda tercih edilmelidir dersek, bunu genel manada Revoşan'ı güvenle kullanabileceğimiz ve hani sonuç alabileceğimiz hasta grupları temel olarak leke ve hiperpigmentasyon hastaları, cilt renk tonunun eşitlenmesi talebiyle gelen çeşitli hastalar, cildinde daha çok solukluk olan, cildinde bir ışıltı ve nem kazanmak isteyen, cilt kuruluğu olan hastalar, göz çevresi rejuvenasyonu yani göz altı derisinin hem sıkılaştırılması hem koyu halkalarının giderilmesi. Yine yüz derisinde kolajen kaybının giderilmesi, ince kırışıklıkların giderilmesi, gözeneklerin sıkılaştırılması. Tabi burada bahsetmediğimiz ne var? Skar dokularında yine aynı şekilde kullanabiliriz. Özellikle iyileşme dönemindeki koyu renkli skarların hem yapısındaki amino asitler yardımıyla,
hem de arbutin gibi çeşitli skarlara etki eden etken maddeler sebebiyle iyileşmesini sağlayabiliriz. Reboşhane'nin temel kullanım alanları bu gördüğümüz ve saydığımız durumlar. Bunu peki şöyle bir tablo haline getirdim ben. İçinde birden fazla etkisi olan çeşitli ilaçlar var. Örneğin hyaluronik asit hem ince kırışıklıkların giderilmesinde hem de sıkılaşma sağlanmasında ve nem kazandırılmasında aynı zamanda bu etkileri sebebiyle ışıltı ve nem etkisi ve sıkılaşma etkisinden dolayı da gözaltı koyu halkalarına fayda eden bir etken madde. Yani bir etken maddenin birden fazla etkiyi gösterdiği için böyle bir tablo hazırladım ben. Hani özellikle bunların hangileri hangi işe yarıyor? Bunun yerine bir hangi durumlarda o duruma etki eden bir etken madde içeriyor? Onu ters tarafından gösteren bir slide hazırladım böyle. Burada hani yine ben bir hani hem herkes görebilsin diye biraz bekleyeceğim. Hem de size sayacağım. Yani lekeye ve hiperpigmentasyona etki eden, zaten ilacın da en güçlü olmasını sağlayan, diğerlerinden öne çıkmasına sebep olan etken maddelerimiz. Beraberinde kolajen sentezine olan katkıları kanıtlanmış çeşitli amino asitler, peptitler ve hyaluronik asit, vitaminler. Işıltı ve nem kazandıran çeşitli etken maddeler, koyu halkaları tedavi etmek için kullandığımız ki özellikle etken maddelerin burada bir yoğunlaştığını görüyorsunuz. Çünkü biz bu hikayeye gerçekten gözaltı koyu halkalarını etkili bir şekilde azaltacak bir tedavi üretebilir miyiz diye. Bunda ne gibi eksiklikler var? Ne gibi etken maddelerle bu başarılabilir? İşte ben glutatyonu denedim olmadı. İşte süksinik asit denedim olmadı. Ayrı ayrı denedim olmadı. Şu olmadı, bu olmadı. Bunları bir araya getirelim. Hepsinin bir o sinerjik etkisinden yararlanalım diye yola çıktığımız nokta gözaltı koyu halkaların tedavisiydi. Ve ardından ince kırışıklıklar, hyaluronik asit, trehaloz, süksinik asit, çeşitli amino asitler ve peptitler. Aynı zamanda anti-aging etkili çeşitli etken maddelerimiz bulunuyor içeriğimizde. Peki uygulaması? Yani şimdi burada eminim her deneyim seviyesinden arkadaşlarımız var. Çok aktif mezoterapi yapanlar olduğu gibi henüz mezoterapi ile tanışmamış olanlar olabilir aramızda. Ya da mezoterapiyi yapan ama henüz yeterli o güven seviyesine henüz kendini erişmiş hissetmeyen meslektaşlarımız olabilir. Ben yine de hatırlatmak istiyorum. Ve onlar için az sonra kendi uygulamamda bana en iyi sonuçları almamı sağlayan tekniklerimi ve küçük ipuçlarımı videolar eşliğinde sizlerle paylaşacağım. Uygulama sıklığımız 7-14 günde bir. Ben mezoterapilerde biraz esnek olmayı seviyorum. Hastaya bir alt limit ve üst limit çizerim genelde. Bunu illaki şu kadar günde yaptıracaksın demiyorum. Tedavi uyumunu sağlayabilmesi için ve gerçekten hani o şeyin baştan çizdiğimiz takvimin dışına çıkmaması için bu gerekli. Ben çoğunlukla 7 veya 14 gün arasındaki herhangi bir günde yapılacak şekilde 3 seans veya 4 seans halinde ve 2,5 mililitre minimum doz şeklinde uyguluyorum. Bakın bunun altını çiziyorum. 2,5 mililitre minimum doz şeklinde uyguluyorum. Tabii bu bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Mesela göz çevresinde bu kadar 2,5 mililitre ürün sadece gözaltı mezoterapisi yaptığınız bir hastaysa tabii ki yüksek gelecektir ama normalde bahsettiğim doz şu yüzün maske bölgesi denilen lateral epikantustan
çene hattına uzanan o aradaki boşluk için minimum uygulayacağınız doz bir hasta için 2,5 mililitre. Ben kendi adıma seanslarımı 5 mililitre şeklinde uygulamayı tercih ediyorum. Tabii ki bu hani her hekimin satış stratejisine ya da hitap ettiği hasta portföyüne, hatta hastanın yüzündeki problemin büyüklüğüne ve derinliğine göre değişiklik gösterebilir. Tabii bu konuda her hekim bunların hepsini iyi değerlendirip buna göre karar vermelidir. Uygulama şekline gelince de papül şeklinde point by point enjeksiyon, tabii ki hani çoğu mezoterapide olduğu gibi burada da en etkili uygulama şekli. Ancak yaptığım ufak bazı trikler var. Bunlar neler? Özellikle leke hastalarında uyguladığım mezoterapiyi uygulama şeklinde iki katmanlı bir enjeksiyon tekniği izliyorum. Bu nasıl olduğunu biraz sonra videolarda göstereceğim. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane göz altına yaptığım bir uygulamayı size göstermek istiyorum. Umarım net görünüyordur ekranlarınızda. 4 milimetrelik bir iğne ile yaklaşık 0,5 mililitre ürünü göz altına sadece iğnenin ucu batacak şekilde azar azar enjekte ediyorum. Burada iğnenin hani 30 gauge olması, 32 gauge olması vesaire gibi çeşitli şeyler var, konular var. Burada hani hekimin tercihi nasılsa kendi tercih ettiği gibi kullanabilir. Benim genellikle tercihim 30 gauge ve 4 milimetre olan iğne ucunu ürün için en uygun iğne ucu olarak görüyorum. Yine bir diğer videomuzu oynatalım. Yine 4 milimetrelik iğne ucu. Bu defa farklı bir enjektör kullanmışım mesela. Çok hafifçe iğnenin sadece ucu batacak şekilde. Özellikle problemin en yoğun olduğu bölgelere, daha yoğun ve büyük papüller halinde uygulama yapıyorum. Genellikle 4 ya da 5, 6 değişken sayıda bir uygulama noktası belirliyorum ve bu şekilde uygulamamı yapıyorum. Şimdi bir diğer hastada önce kullanmış olduğum enjektör, bakın, Luerlock'lu 1 mililitrelik bir enjektör. Şimdi bazen bize şöyle telefonlar geliyor. Deniliyor ki, şurada durdurayım hatta bunu tekrar oynatıp. Deniliyor ki hocam biz ürünü 32 gauge iğne ucundan geçiremiyoruz. Ya da 30 gauge'dan geçiremiyoruz. Çünkü genellikle hani bu şeyle gelen arkadaşlara şöyle soruyorum. Peki 2,5 cc enjektör kullanıyor olabilir misiniz? Evet diyorlar. Şimdi bir fizik yasası olan hani Laplace yasası diyor ki iki şeyin yani içi sıvı dolu bir boru sisteminin, piston sisteminin arasındaki çap farkı ne kadar artarsa o geçişi sağlamak için uygulamanız gereken kuvvet de o kadar artar. Dolayısıyla ince ve 1 mililitre hatta 0,5 mililitrelik enjektör kullanabiliyorsanız her şekilde 2 cc'lik enjektörden daha az bir kuvvetle ilacı vermenizi sağlayacaktır. O yüzden ben her zaman ama her zaman maksimum 1 mililitre büyüklükteki bir enjektör tercih ediyorum. Şimdi ikinci videoya bakıyoruz. Burada uygulamış olduğum çift katmanlı teknikteki lekenin yoğun olduğu bölgelerde intradermal olacak şekilde en yüzeysel katmana önce bir enjeksiyon yapıyor veya sonrasında. Bu sıralamasının çok bir önemi yok. Bu şekilde neyi sağlıyoruz?
ürünün etken maddelerinin deride daha uzun süre kalmasını. Çünkü mezoterapi esaslarından biri, mezoterapinin kurallarından biri der ki bir etken madde, bir ürün ne kadar yüzeysel enjekte ediliyorsa o kadar uzun süreli etki gösterecektir ve o kadar iyi emilecektir. Ama o zaman hani hepsini yüzeysel enjekte edelim. Niye derin katmana da enjekte ediyoruz? Çünkü hani özellikle lekelerin sadece epidermal bir komponenti değil, aynı zamanda dermal bölgede de bir komponenti bulunduğu için artı bazı anti-aging etkilerinin elde edilmesi için dermise yapılacak enjeksiyonlar gerekli olduğu için bu hani intradermal enjeksiyonu tek başına sadece lekenin olduğu bölgeyle kısıtlı tutuyorum. Yine şöyle biraz yakınlaştırmaya çalıştım sizin için. Yani hiperpigmentasyon bölgesini yoğun bir şekilde yüzeysel enjeksiyonlarımı yaptıktan sonra bakın şu şekilde bu defa 4 mm'lik iğnemi tamamen deriyi çapraz biçimde deriye batacak şekilde deri altına doğru yapıp aynı bölgeye bakın zaten enjeksiyon yapılmış bir bölgeye o bu defa derin katmana gidecek şekilde enjeksiyonlarımı yapıyorum. Özellikle bu hastalarda aldığım sonuçları gerçekten çok iyi derecede artırıyor. Bu hastam bana işlemden bir gün sonra geri dönüş yaptı ve daha ilk günden derisinin parladığını söyledi. Bu çift katmanlı enjeksiyon tekniği sebebiyle. Yine aynı hastamın dudak üstü bölgesinde de bir takım lekeleri vardı. Bakın onlarda da aynı şekilde ilk başta enjeksiyon bölgesini beyazlatacak kadar yüzeysel enjeksiyonlar yapıyorum. Ve şimdi Ahmet abi görmesin kızar. İlacı sildin diye. Evet, burada da gördüğünüz gibi derin katmana ulaşacak şekilde enjeksiyonumu yapıyorum. Yine devam edelim. Hastamızın yine leke olan bölgelerinde, hiperpigmentasyonu olan bölgelerinde yüzeysel enjeksiyonları yapıyorum. Yaygın bir biçimde. Özellikle güneş hasarı almış bölgelerin. Ardından da aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi çift katmanlı uygulamayı yaparak işlemi sonlandırıyorum. Bu da yine bir başka hastada yapmış olduğum bir çekim. Bu hastamda da gözaltı bölgesinde uygulamayı tekrar gösteriyorum. Çok küçük dozlar halinde. İğneyi çok az batırarak bazen hatta orada da intradermal kalabiliyor derken tam olarak son noktayı görüyorsunuz şurada. Hiçbir zararı yok arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Kesinlikle bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Özellikle burada şöyle bir soru gelebilir. Hani daha sorulara bakmadım ama geleceğini düşündüğüm için hemen söyleyeyim. Dolgu ile uygulamasında hani gözaltı ile ilgili olan çalışmalarımı bilir çünkü arkadaşlar. Dolgu ile uygulamasında bir sakınca var mı? Dolgu uygulanmış her hastaya yapılan mezoterapiler sakıncalı olabilir. O yüzden eğer hasta size herhangi bir işlem yapılmadan hem koyu halka hem bir tirtro deformitesiyle geldiyse bu durumda ilk işlem tercihimizi mezoterapiden yana kullanacağız ve deri kalitesini yeterli düzeyde artırdıktan sonra
uygulamasını tercih edeceğiz. Yani mezoterapi mi, dolgu mu? Hangisini önce yapalım? Mezoterapi önce yapalım mümkünse. Dolgu zaten yapılmış. Ne yapalım? Yapalım ama hastamızı bilgilendirelim. En ufak bir anormallik olduğunda bana 7/24 ulaşabilirsin diyerek ona bu güveni verelim ve oluşabilecek riskleri anlatalım. Hafif hafif. Gözaltı bölgesi biliyorsunuz hani çok küçük kılcal damarların olduğu bir bölge olduğu için morluk oluşma riski yüksek. Ama kuvvetli bir ışığın altında. Şimdi burada videoda belli olmuyor olabilir. Tekrar başlatayım. Kuvvetli bir ışığın altında alttan bakın parmağımla hafifçe geriyorum. Gerdiğinde damarları resmen dışarıdan görünebilir seviyeye geliyor. Ben de o damarların olmadığı yerlere iğnemi batırarak herhangi bir morluk vesaire yaşamadan işlemimi devam ettirebiliyorum. Yine de buna rağmen göz çevresi enjeksiyonlarında hiçbir bulgusu yokken mesela bu hastada bile bu hastayı yine ben ertesi gün de gördüm ve takip ettiğim bir hasta ama ertesi gün bile morluk olabilir. Bu hasta da olmamıştı ama olabilirdi. İlk gördüğümüz şey bizi yanıltmamalı diye düşünüyorum. Yine aynı hastada çift katmanlı bir enjeksiyon uygulamışım. Bu enjeksiyondan sonra hastamızın yüzü nasıl görünüyor? Bunu çektim. Gördüğünüz gibi çeşitli papüller yüzünde rahatsız edici seviyede değil. Hafif bir kızarıklık. Hasta böyle birkaç dakikalık bir yanma duygusundan bahsediyor ki genellikle Revoşan enjeksiyon esnasında bir yanma yapmayan, hani sadece iğnenin batışının hissedildiği bir etken var, ürün. Özellikle bu yanı hani biz üzerinde kimyager arkadaşımızın üzerinde özellikle baskı kurduğumuz bir şeydi. Enjeksiyonu acıtmasın. Evet, enjeksiyonu gerçekten acıtmıyor. Sadece iğne batışını hissediyor. Ama yaklaşık bir işlem bitmek üzereyken hasta yüzümde yavaş yavaş bir yanma başladı diyor. Çünkü artık orada bir enflamatuar bir süreç başlamış. Bir sürü iğne batmış. Tabii ki çeşitli şeyler olabiliyor. Hani çeşitli yanmalar gerçekleşebiliyor. Ve en son işlemimizi arnika sürerek sonlandırıyoruz. Uygulamadaki şeylerde temel esaslar da bunlar. Yine size bazı hani Türkiye'nin genelinde Revoşan kullanan hekimlerden ve benim de yine burada katkılarım var. Çeşitli before after'larımızı paylaşmak istiyorum. Sevgili Osman kardeşimin yapmış olduğu bir vaka gerçekten cilttekilerinde çok iyi derecede bir azalma söz konusu. Yine bir diğer vaka. Gördüğünüz gibi bunları yavaş yavaş beklete beklete geçiyorum. Lekelerin nasıl derideki o ton eşitsizliklerinin nasıl ortadan kalktığını görüyorsunuz. Gerçekten çok düzenli bir şeye dönüşmüş durumda. Yine burada koyulukların açılma derecesi sevgili Osman'ın katkıları Osman Kökver. İki seans sonrası bir diğer bir fotoğraftır. Ve akneli bir ciltte Revoşan'ın sonucu. Çünkü demiştik içerisinde akneye karşı etkili birçok etken madde de içeriyor. Ve yine benim göz çevresi ve yüz bölgesine de uygulama yaptığım bir hastamın iki seans Revoşan sonucu. Doktor Müge Hanım'dan yine bir before after'ımız var. Ve
Rövanşan sunumumuz bu kadar. Son olarak size şunları hatırlatmak istiyorum. Neden Revoşan'ı tercih etmeliyiz? Bize bu tercihi yapmak zorunda bırakan ya da yapmamızı gerektirecek şeyler nelerdir diye düşünürsek, gerçekten sonuçlarının başarılı olması ve hasta memnuniyetinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hem kendi hastalarımda hem diğer doktorlardan duyduğum geri bildirimlerde hani bunlardan hep revaşan sonrası uygulamalarda gerçekten memnuniyetlerini gizlemiyor hiçbir hasta. Ertesi gün bile 2 gün sonra 3 gün sonra bile yüzünde net gözle görülür bir parlaklık etkisi oluşuyor. Çoklu etki, yani bir lekeyi tedavi ederken aynı zamanda cildinizi sıkılaştıran bir yapısının olması revaşayını güçlü kılıyor. Yine etken maddelerinin çok güçlü bir şekilde hazırlanmış olması ve iyi bir kombinasyon oluşturmuş olması. Bu konuda tevazu gösteremeyeceğiz. Gerçekten çok çalıştık. Yangısız bir işlem olması, ürünün sadece enjeksiyon esnasında iğnenin batışının hissedilmesi ama sonrasında hafif bir yanma oluyor diye söyledim. Ve düşük seans maliyeti, bugün ülkenin bulunduğu ekonomik koşullar altında bile hala gayet uygulanabilir ve makul düzeyde bir seans maliyeti bulunması bizim için Revoşayn'ı bir tercih sebebi yapan çeşitli etkenler. Ve hepinize teşekkür ediyoruz. Burada size Revoşayn'ın iki mimarıyla veda etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sorularımız var mı diye rejiye dönmem gerekiyor. Fotoğrafımızı şöyle bir çekelim. Evet, bir takım sorular gelmiş. Sayın hocam, ürün hangi izinlere sahip acaba? Ürünün Türkiye'de ÜTS kaydı bulunuyor. Ancak şu anda Class 3 ile ilgili sanırım bu soruyu sordunuz. Bu konuda detaylı bilgiyi size firmacı arkadaşlar anlatsın. Hani ben daha bu işin tarafındayım. Ama hani biliyorsunuz bununla ilgili süreçler şu anda biraz birinin Class 3 almasıyla almaması arasında hani üretim tesisi açısından ya da kalitesi açısından bir farklılık ya da bir problemli bir durum yoksa gerçekten büyük bir şey yok. Hani bir takım ticari sebeplerle bu ürünlere Class 3 sertifika alınmayabiliyor. Class 3 sertifikası alındığında bu ürünün fiyatı zaten hani tahminim 15 ila 20 bin bandında olmayı hak eden bir ürün. Hani biz hem böyle hem en ucuzu olsun hem de her şey yapılmış olsun gibi böyle bir şey tabii ki dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Makul de değil zaten. PLLA içeren bir ürün var hocam piyasada. O da leke terapisinde etkili. Karşılaştırma fırsatınız oldu mu? Ben PLLA içeren ürün kullanmadım açıkçası. Hani o sadece biliyorum ürünlerini ama benim aktif kullandığım bir ürün değil. Onun yerine tercih ettiğim daha farklı ürünler var. Hani leke mezoterapisi şeklinde kullanmadım. PLLA tabii ki cilt yenilenmesi ve kolajen biyosentezinin uyarılması için çeşitli hyaluronik asit kombinasyonlarıyla birlikte kullanılan güzel bir etken madde. Yani o üründe ayrı bir yeri var ve ayrı bir hasta grubu var. Hani bir leke ürünü mü dersek, hani kolajen sentezinden dolayı deride oluşturmuş olduğu yenilenme ve kalınlaşmadan sebep yani leke ürününe olarak yani lekeye bir katkısı olabilir ama doğrudan PLLA'nın leke özelinde bir etkisi bulunmuyor. Hiperpigmentasyonda etkisi ne kadar sürede başlıyor? Benim aldığım geri bildirimler hemen ilk seanstan itibaren bile değişimi gözledikleri yönünde. Ancak hani etkinin daha uzun sürebilmesi ve
Gerçekten orada lekenin biraz seviyesinin azaltılabilmesi için minimum 3 seans uygulanması gerekiyor. Ben ikinci seansın sonrasında, yani üçüncü seans hasta geldiğinde farkı bariz derecede, hatırlayacağım derecede görebiliyorum. Tabii hiperpigmentasyonda şunu da şey yapmak lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. Hiperpigmentasyonun en önemli tedavisi her zaman için bunu hatırlamak ve hatırlatmak lazım, korunmaktır. Yani hiperpigmentasyonu olan birinin bu lekeden sonsuza dek kurtulması diye bir şey söz konusu değildir. Bu sadece derinin dış yüzeyinden daha az görünür hale gelmesini sağlayan ve tonunda açılma sağlayan çeşitli tedaviler mevcut olduğu için. Yani tabii çok ciddi cerrahi tedavilerden bahsetmiyorum. Hani mezoterapi için veya diğer medikal estetik tedaviler için hiperpigmentasyona yaklaşım bu olmalı. En iyi tedavi kesinlikle korunmak. Saç mezoterapisi için kullanılabilir mi? Bizim böyle bir kullanım deneyimimiz olmadı. Ya içerisinde saç içinde yararlı olabilecek tabii ki şeyler, etken maddeler bulunsa da ben tercih etmiyorum ve kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Zaten hani pek yakında yine Revoden Pharma'nın Revo Hair adlı ürünü çok kısa bir süre sonra şey olacak, erişilebilir olacak. Çok kısa bir zaman sonra Revo Hair'i edinebilirsiniz saç için. Göz altında 1,5 mm mezoterapi iğne ucu çok daha konfor sağlıyor demiş. Doğrudur. Ben tercih etmiyorum. Hani el alışkanlığı meselesi. 4 mm ile kendimi yeterince iyi hissediyorum. Benim temel prensiplerimden biri bir enjeksiyonu yaparken hiçbir tereddüt hissetmeyecek şekilde enjeksiyon yapmak. Bir dolguyu enjekte ederken de, özellikle mezoterapi enjekte ederken de, yani bir acelecilikle değil, iğneyi ve enjektörü tutup çok sakin bir biçimde ve hiçbir tereddüt yaşamaksızın yapmak gibi bir şeyim var. Ben 4 mm iğne ucunda bunu hissediyorum. 13 mm iğne ucunda bunu hissediyorum. Ama 1,5 mm iğne ucu çok daha konforludur eminim. Ama ben hani benim bir deneyimim yok. Kullanmayı tercih etmedim. Zaten kendimi rahat hissettiğim için. 5 mililitrelik bir uygulamayı kaç TL'ye yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Ben 5 mililitrelik bir uygulamayı bugün 3.000 TL'ye yapıyorum hocam. Hani randevu almak için asistanımla iletişime geçebilirsiniz. Papül oluşturarak ya da daha derin uygulama yaptığınızda papül görünümü ne zaman geçer? Çok güzel bir soru. Çünkü diğer mezoterapi ürünlerine göre daha yoğun bir yapısı var. O yüzden merak ediyorum. Diğer mezoterapi ürünlerine göre daha yoğun bir yapısı yok bence. Özellikle ürün formülasyonunda yaptığımız güncelleme sebebiyle hyaluronik asit miktarını mililitrede 10 miligrama çıkardık. Böylece ürün kıvamının daha kabul edilebilir olduğu ve nemlenme etkisinin de daha da güçleneceği yönünde bir öngörümüz vardı ve bu gerçekten uygulamada da bizzat benim deneyimlediğim bir şey. Ürünün hani yoğunluğu dediğim gibi 1 mililitreden daha büyük enjektör kullanıldığında oluşan bir durum. O yüzden hani 1 mililitrelik enjektör kullanırsanız gerçekten çok rahat bir şekilde uygulamanızı yaparsınız. Papüllerin ne kadar sürede geçtiği. Şimdi ben bu konuda şöyle yapıyordum zaman zaman. Hastama yani bugün ya da yarın önemli bir görüşmesi ya da işte yüzünde böyle iğne izlerinin ya da papüllerin görünmesinin sorun olup olmayacağını öğrendikten sonra eğer bu yönde bir çekincesi varsa ve böyle bir şey istemiyorsa, hızlı bir şekilde yüzünün iyileşmesini istiyorsa, birilerinden gizli enjeksiyon yaptırıyorsa, ya bu tarz durumları çok yaşıyoruz, hepiniz yaşamışsınızdır. Bu durumda biraz daha derin katmana enjeksiyon tercih ediyorum ve hasta zaten daha işlem bittiğinde silip arnika jelini sürdüğümüzde zaten oldukça yüzü yani yüzünde herhangi bir şişlik oluşmadan da enjekte edilebiliyor. Ama papül oluşturduğumuzda
Ya benim kendi deneyimime göre yaklaşık 2 güne kadar, en uzun gördüğüm vakada 2 güne kadar, ama çoğunlukla birkaç saat içerisinde kaybolan papüller diyebiliriz. Hani genellikle o benim çift katmanlı enjeksiyon tekniğimde papül görünümü biraz daha geç şey oluyor. Zaten o tekniğin yapılma sebebi de bu. O şekilde enjeksiyon yapılmasının sebebi bu. Ürün daha uzun süre deri yüzeyinde kalsın diye. Yani siz de ürünün daha uzun süre deriden emilmesini istiyorsanız ve etken maddelerin daha çoğunun emilmesini istiyorsanız daha yüzeysel enjeksiyonu tercih etmeli. Ama bunun da 1 güne, hatta 2 güne kadar papül görünümünün devam edebileceğini hastanıza açıklamalısınız. Ürün fiyatı nedir? Ürün fiyatıyla ilgili Gökhan Bey ya da diğer Reodan Pharma çalışan arkadaşlarımızdan bilgi edinebilirsiniz. Gözaltı ipek dolgusundan da bahseder misiniz? Tabii ki bahsederim. Az sonra bahsedeyim. Diğer soruları doktuktan sonra. PRP sonrası uygulama mantıklı olur mu? PRP sonrası ya saç için mi soruyor bu hocamız, yoksa yüz için mi, anlamadım. Çünkü az önce bir saç şeyi de vardı. Çünkü PRP benim için böyle çok at gözlüğüyle bakıyor olabilirim ama PRP benim için saç demektir. Ben saç harici PRP uygulamasını kullanmayan bir insanım. Özellikle yüzde anti-aging'de her ne kadar makalelerde bu etkisi kanıtlanmış ya da gösterilmiş olsa da, buna dair işte cilt proliferasyonu sağladığı ya da cilde bir parlaklık kazandırdığına dair pek çok veri olsa da, yüzde kullanmayı tercih etmediğim bir işlem. Ama yüzden kasıt söylüyorsanız tabii ki PRP ile önce ya da sonra uygulanabilir. Hiçbir sakıncası yok. Scar dokularda deneyiminiz var mı hocam? Yani scar da yine benim böyle çok fazla girmediğim alanlardan bir tanesi. Özellikle ben hani gerçekten kendim sonuçlarına yürekten, canı gönülden inanmadığım ya da o konuda deneyimlerime henüz erişmediğim hiçbir işlemi hastalar üzerinde uygulamıyorum. Dolayısıyla hani aktif bir şekilde kullandığım çeşitli mezoterapi ürünleri tabii ki var. Ama scar için genellikle çok bir şey yapmayı tercih etmiyorum. Hani piyasada buna özel üretilmiş çeşitli ilaçlar olduğunu da biliyorum. Onları da zaman zaman kullansam da şimdi artık hani scar dokularında bir deneyimim yok ve kullandığım bir alan değil. Daha çok dolgu uygulamaları, toksin uygulamaları ve hani birkaç seçili mezoterapi ürünü kullanıyorum. Göz altında bu ürün için hayalet iğne kullansak enjeksiyonda zorlanır mıyız? 1 mililitre şey kullanırsanız zorlanmazsınız. Veya 0,5 mililitre 32 goj sabit iğneli botoks yapmakta, toksin yapmakta kullandığımız enjektörlerden kullanabilirsiniz. Tabii onun içine ilacı uygun bir şekilde koyabilmeniz gerekir bunun için. Botoksla aynı seansta yapalım mı? Hiçbir mezoterapi ürününü botoksun olduğu bölgelere aynı seansta uygulamıyorum ve tavsiye etmiyorum. Botoksla aynı seansta, yani botoksu alın, kaş arası ve kaz ayaklarına yaptıktan sonra Revoshine'ı şu bölgeye uygulayabiliyorum. Ama aynı bölgeye yapmam gerekiyorsa botoksla aynı seans üst üste aynı bölgeye ilaç uygulamıyorum. Ürünü nasıl temin ediyoruz? Revoderm Pharma. Ekranda bilgileri var mı? Bir iletişim bilgisi de koysak ya da belki burada QR koddaki WhatsApp grubundan birileri yönlendirirse, en azından rejideki arkadaşlar hani Gökhan Bey'in veya ilgili temsilcinin numarasını paylaşabilirse sevinirim.
Uygulama videolarını WhatsApp grubuna gönderebilir misiniz? Çok isterdim gerçekten. Ama hani hem benim hastalarımın videoları olması sebebiyle sadece bu ortamda kalacağını söyleyerek kendilerinin izinlerini aldım. O yüzden maalesef bir diğer kişiye göndermem mümkün değil. Sadece dijital bir sunumda kullanacağımı söyledim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Ve evet, rejiden bir duyuru geldi. WhatsApp grubunda kampanya duyurusu yapılacak dedi. Gözaltı ipek dolgusundan da bahseder misiniz demiş bir meslektaşımız. Gözaltı ipek dolgusu yine bizim İtalya'daki bir üreticiden temin ettiğimiz bir dolgu. Gözaltına spesifik olarak kullandığımız bir ürün. Bunun sebebi ne? Birkaç sebebi var. Ürünün gözaltında kullanımını daha da güçlendiren, etkisini artıran glisin ve prolin amino asitlerini içermesi sebebiyle gözaltında gerçekten hem kolajen biyosentezine uyardığı hem ürün kalıcılığını artırdığı yapısındaki amino asitler sebebiyle hem de daha iyi bir doku entegrasyonuna sebep olduğu için gözaltında ipeksi bir değişiklik yaptığı düşüncesinden yola çıkarak gözaltı ipek dolgusu diye adlandırdık. Bu ürün diğer ürünlerden öne çıktığı nokta içerisinde glisin ve prolin amino asitlerini bulundurması. 22 miligram nasıl görünmüyor? İkinci olarak 22 miligramlık bir hyaluronik asit miktarı ki gözaltında kullanılan diğer dolguların pek çoğundan yüksek. Dolayısıyla çok az ürünle çok iyi bir düzeltme elde edebileceğiniz, doku entegrasyonu yüksek olan, diğer ürünlere nazaran kalıcı olan ve aynı zamanda o bölgedeki deri kalitesinde artırma etkisi bulunan bir dolgu. Gözaltı ipek dolgusunu ben daha çok iğne enjeksiyonuyla tercih ediyorum. Çünkü kanülle uygulamasından yani genel olarak iğne ve kanül karşılaştırmasını ben hani medikal estetiğin ayrı bir konusu kulvar olmasına rağmen bizim bütün gözaltı ipek dolgusunun uydu sempozyumlarında da dahil olmak üzere kanül iğne ikilemini tekrar tekrar gündeme getiriyorum ve getirmeye de devam edeceğim. Bir gün iğne kazanacak, bunu biliyorum. Bu konuda tespitlerim ve şeylerim çok ikna edici ama hala böyle bir arka planda o az önce bahsettiğim tereddüt duygusu yaşayan meslektaşlarım iğneye yeterince şans vermiyor. Çok doğru. Ben tereddütsüz biçimde yaptığım için zaten iğneyi tercih ediyorum. Tereddütü takip etmek bence de önemli. Onun dışında başka bir sorumuz ya da başka bir yapmamız gereken ya da açıkta kalan insanların merak ettiği, çözemediği herhangi bir şey kaldı mı? Değinmediğimiz ya da insanlık hali yanlış söylediğimiz, katkıda bulunmak isteyen birileri varsa yine yazarsa buradan okumak isterim yazacağı mesajı. İlk etapta benim anlatacaklarım bu kadar çünkü. Bu arada size hani sizden gelenleri beklerken şöyle bir şey anlatayım. Pek yakında Revoderm Pharma olarak bazı yeni ürünler daha ürün gamımıza ekleyeceğiz. Bunlarla ilgili de çeşitli duyurular yapılacak, tanıtımlar, lansmanlar tabii ki yapılacak. Çok sürprizlerle dolu. Örneği yine bulunmayan, yine pazardaki bütün ürünlerden daha öne çıkacak çok güzel projeler hazırladık. Yine fark yaratmaya devam edeceğiz. Revoşan'da yaptığımız ve elde ettiğimiz bu başarıyı
Yine aynı şekilde diğer ürünlere de yansıtmayı planlıyoruz. Onları da dileriz sizle yakında bir zamanda, çok kısa bir süre sonra burada sizlere sunma şansım olur. Bu konuda da hani yeni ürünlerle alakalı bilgilendirmeyi de yine firmadaki arkadaşlara sorarsanız hani çok heyecan duyacağınız, formülasyonunu görünce heyecanlanacağınız ve edinmek isteyeceğiniz çok güzel yeni şeyler var. Ürünler geliyor, saç ürünü geliyor, çeşitli başka ürünler. Hani çok böyle detaya girmek istemiyorum. Belki Gökhan paylaşmamı istemeyebilir diye şimdilik. Zamanı gelince eminim kendisi size sosyal medya hesaplarından duyuruyu yapacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca rejiye ve rejideki arkadaşlara da katkılarından ve yardımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Her ne kadar teknolojiyi iyi kullansam da zaman zaman böyle desteğe ihtiyaç duyduğumuz şeyler olabiliyor. Herkese teşekkürler. İyi geceler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler. Hoşça kalın.